Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Hem sağlıklı hem de yapılışı çok kolay öyle başında beklemenize gerek olmayan lezzetli bir yemek tarifim var. Şimdi yapmaya başlayalım yemeğimizi. Öncelikle şöyle bir miktar suya bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Çünkü patlıcanları doğradıktan sonra diğer işlemleri yapana kadar içinde bekleteceğiz. O siyah suyu ve acısı çıksın diye. Gördüğünüz şekilde alacalı olarak soyuyorum. İster yuvarlak, ister benim gibi verev şekilde, isterseniz jülyen denen ince uzun şekilde doğrayabilirsiniz. Tuzlu suyumuza koyacağız patlıcanları. Kabın kapağı yoksa bir tabakla lütfen bastırın. İyice suya değsin patlıcanlar. Taze sarımsağın tam zamanı. Bu ara özellikle bol bol kullanın derim. Bütün yemeklerinize çorba dahil bu taze sarımsağı doğrayın. Hem bütün vücudu temizler hem bağırsakları hem biliyorsunuz bütün hastalıklara karşı korur. Ve üstelik de çok lezzetli. Taze sarımsak dişleri iri olduğu için bazılarını ikiye bölüyorum. Patlıcanın bol olduğu için iki tane irice soğan doğramak istedim ben. Daha lezzetli ve daha da sağlıklı olsun diye. Şöyle yarım ay şeklinde salataya soğan doğrarmış gibi onları doğradım. Küçük ya da büyük fark etmez ama mümkünse bol sulu domateslerden kullanın. Bu yemekte 1 kilo kemikli tavuk pirzola kullanacağım. Elimde evimde bu vardı. Kemiklerini çıkarıyorum bıçak yardımıyla. Öncelikle derisini çıkardım. Mümkün oldukça az yağlı yapmak istediğim için. Ve ardından da kemiğini çıkarıp ortadan ikiye bölüyorum tavukları, tavuk parçalarını. Eğer kilo verme sürecindeysek ya da kilo almak istemiyorsak yani fazladan yağ almak istemiyorsak bütün yemeklerde tavuğun derisini çıkarmakta fayda var. Evet tavuklarımız hazır. Hepsini doğradım. Temizledim koydum. Şimdi tuzlu sudan çıkarıyorum. Çok hafif sıkarak patlıcanları. Ve artık sırada yemeği pişirmek var. Büyükçe genişçe bir tencereye biraz sıvı yağ koydum. Zeytinyağı. Soğanlar onunla birlikte önden biraz karamelize olsun istiyorum. Hafif pişsin istiyorum. En alta soğanın yarısını Sonra tavuğun yarısını güzelce dizdim. Araya sarımsakları koydum ve şimdi tuzlu suda bekletip acısını çıkardım. Yani şu anda mis gibi lokum gibi olan patlıcanları diziyorum. Bu nefis bir yemektir. Senelerdir baget tavukla da yaparım ben bunu. Hep kendimde diyetisyenle zayıfladığım diyet dönemlerinde bu yemeği çok yaptım çok işime yaradı. Böyle bolca pişirdim. 2 gün, 3 gün böyle yemek olmadığında, yemek yapmaya yetişemediğimde hemen bu yemeğim elimin altında oldu. Sonra domatesleri koydum. Tekrar soğan. Bakın ancak iyi geldi iki tane soğan zaten. Yine tavuk parçaları daha da yağsız olsun isterseniz tavuk göğüsle yapın. Ve sarımsaklar. Domatesleri de en üste yerleştiriyorum. Şimdi hangi baharatı seviyorsanız Tuz, karabiber, kırmızı biber, pul biber, zerdeçal, kimyon, köri hepsini kullanabilirsiniz. Hepsi metabolizmayı çalıştıran, lezzet veren baharatlar. Sıralarken biberleri unuttum. Şimdi aklıma geldi. Hemen yeşil ve kırmızı biber ekliyorum yemeğime. Videonun sonunda göreceksiniz. Bu yemek aynı kızartılarak yapılmış yemek gibi olacak ve emin olun lezzeti de aynı. Çünkü kendi suyuyla pişireceğiz. Kapağını kapattım. Kısa yakın ateşte pişirmeye başladım ve 15 dakika sonra bakıyorum. Gerçekten dibinde artık sebzeler su verdi. Patlıcanın suyu, diğer sebzelerin ve domatesin suyuyla birlikte yarım saat sonra yemeğim artık bu durumdaydı. Ama belki domateslerim küçük küçük olduğu için yemeğin gerektiği kadar e, renkli olmadığına karar verdim. Azıcık renk ilave etmek istiyorum. Şöyle toplasanız bir tatlı kaşığı yapmaz. Çatalın ucuyla şöyle o salçayı dağıttım. Zaten şu anda kaynıyor. O da arada pişecektir. Sonra yine kapattım kapağını. Yaklaşık yarım saat sonra tavuğuna bakacağım şimdi. Oradan anlayacağım. Tamamen pişmiş. Suyu bol bile gördüğünüz gibi. Geçen gün de bir fasulye yemeği tarifi verdim yine size. Onu da değişik bir teknikle yaptım. Nasıl fasulye yemeğiniz çok çabuk pişer diye ona da bakabilirsiniz. Linkini alta koyacağım açıklama kısmına. O da kendi suyuyla pişti. O da çok lezzetli oldu. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Eminim ki denerseniz çok beğeneceksinizdir. İnşallah altta da yazarsınız yorum kısmına. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma da abone olursanız yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. O zaman bütün tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. İnşallah mutfağınıza yeni bir tarif daha eklemişimdir diye düşünüyorum. Bilenlere de hatırlatma olsun. En güzel tariflerde görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.